Tele1 Ana Haber'den herkese merhaba, ben Burçin Asılgan. Evet, bugünün ana manşeti İsrail'e gelen ihracat kısıtlaması. İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı. On binlerce insan hayatını kaybetti ve bu süre içerisinde AKP iktidarının ısrarla İsrail'le ticaretini devam ettirmesi kamuoyundan çok büyük tepki aldı ki hatta seçim sonuçlarında da çok büyük etkisi olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Ticaretle ilgili inkarda bulunan AKP'den bu kez ne geldi? Bir itiraf geldi. Türkiye Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e savaşın ta 6. ayında ilk yaptırımını uyguladı ama kısıtlı bir uygulama. Ticaret Bakanlığı 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdi. Kısıtlama getirilen ürünler arasında da hatırlayacaksınız en büyük tepkiyi çeken silah yapımında kullanılan çelik ve savaş uçaklarının kullanıldığı jet yakıtı vardı. Bu kısıtlamaya o da dahil oldu. Kamuoyu da ihracat kısıtlaması gelmeyen ürünlerin hangileri olduğunu merak ediyor. İsrail'e yapılan ticaretten utanç duyuyoruz. AKP önce inkar etti. Ancak ticaretin devam ettiği belgelendi. Sayın Bakanım, İsrail'le ticaretin kesilmesini istiyoruz Sayın Bakanım. Yurt genelinde protestolar vardı. Son olarak gençlerin Taksim'deki İsrail'le ticareti durdurun protestosuna polisin sert müdahalesi ve ters kelepçeyle gözaltına alınma olayı büyük tepki yarattı. Demir çeliği 165'i İsrail'e Türkiye'den gidiyor ve bu ticaret bakanlığı ihracat raporlarında. Köşeye sıkışan AKP İsrail'le ticaret yapıldığını itiraf ederek ihracat kısıtlaması getirmek zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye havadan insani yardım yapmak istediklerini ancak İsrail'in buna izin vermediğini gerekçe gösterdi, bir dizi yaptırım kararı aldıklarını ifade etti. İsrail'in açlıkla boğuşan Gazze'lilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. O yaptırımın ne olduğunu Ticaret Bakanlığı açıkladı. 54 ürün grubunun ihracına kısıtlama getirildiği duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda kesintisiz yardıma izin verinceye kadar kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır denildi. Kısıtlama getirilen ürünler arasında Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusunun uçaklarında kullandığı yakıt, silah üretiminde kullandığı çelik ve Mescid-i Aksa'nın etrafına çektiği teller de bulunuyor. Demir çelik malzemeleri, demir çelik teller, tel çekme makineleri, uçak benzini ve jet yakıtı. Sosyal medyada da bakanlığın kısıtlama kararının İsrail'le ticaretin boyutunu gözler önüne serdiği yorumları yapıldı. Yurttaşlar şimdi kısıtlama getirilmeyen ürünlerin hangileri olduğunun da açıklanmasını istiyor. Aylardır konuştuk, aylardır anlattık, halk da her şeyin farkındaydı ama ne oldu? Yine yalancı konumuna düşürülmeye çalışıldık. İktidarın aylardır yalanladığı İsrail'le ticareti gazeteciler ne yaptılar? Belgeleriyle ortaya koydular. Ama Ticaret Bakanı Ömer Bolat ne yaptı? Bunun yalan olduğunu söyledi. Hatta haber yapan gazetecileri de hedef aldı. İsrail'le ticaret yapıldığını kısıtlama getirerek itiraf etti AKP aslında. Ticaret Bakanı Bolat'ın da o günlerde söylediği sözler tabii ki yeniden gündem oldu. Terör örgütlerinin fake hesaplarıyla yapılan sıkıştırmalar ve itibarsızlaştırma çalışmaları. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail'le olan ticaretini belgelerle kanıtlayan gazetecileri böyle hedef almıştı. Bir kere bu sitelere bakacaksınız. Bunlar güvenilir siteler mi? Bunlar devlete savaş açan siteler. İktidarın aylardır yalanladığı İsrail'le ticareti gazeteciler belgeleriyle ortaya koymuştu. Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracatta bazı ürünlere kısıtlama getirerek İsrail'le ticaret yapıldığını itiraf etmiş oldu. Asla ve kat'a İsrail firmalarıyla ticaret yapılmıyor. Tepkiler gelmeye devam ederken Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katıldığı televizyon programında gazetecilere hedef alan sözleri yeniden gündem oldu. Yalan haber olduğunu, dezenformasyon amaçlı ve yönlendirme amaçlı olduğunu ortaya koyduk. Gündemdeki soru ise şu, İsrail'le ticareti ifşa olan iktidarın Ticaret Bakanı Ömer Bolat istifa edecek mi? Kesinlikle istifa etmeli çünkü bu kadar net ve karşı tarafa bunu iddia edenlere
bu kadar hakaret edercesine karşı gelmek elbette en azından bir istifayı getirmeli. Bakın AKP iktidarının İsrail'le ticaret yaptığı haberleri yayınlanırken o dönemde satılan mallar arasında çelik ve jet yakıtı olduğu belirtiliyordu. İletişim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda bu satılanlar arasında jet yakıt denilenin aslında jel yakıt olduğunu belirterek haberi komik bir argümanla yalanlamaya çalışmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihracatını durdurduğu 54 ürün listesinde jet yakıtın da olduğu şimdi dikkat çekti. Gözler İletişim Bakanlığı'nın açıklamasının bu konuda jet yakıtla jel yakıt açıklaması ne olacak onu merak ediyor. AKP iktidarının İsrail'le ticaret yapması kamuoyunda büyük tepki toplarken yapılan haberler de yandaş medya ve iletişim başkanlığınca yalanlanmıştı. Haberlerde ihracat yapılan mallar arasında özellikle silah yapımında kullanılan çelik ve İsrail'in Gazze'ye ölüm yağdırdığı savaş uçaklarında kullanılan jet yakıtının da olduğuna dikkat çekilmişti. İletişim Başkanlığı'ndan bu haberlerle ilgili yapılan açıklamada satılanlar arasında jet yakıtı denilenin jel yakıtı olduğu belirtilerek haberler yalanlanmaya çalışılmıştı. Ticaret Bakanlığı'nın ihracatı durdurulan ürünler arasında jet yakıtının da bulunduğu yer aldı. Yani iktidarın yalanladığı ihracatı yine iktidar doğrulamış oldu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da sosyal medya hesabından jet yakıtı ihracatına tepki gösterdi. Baş, Türkiye İsrail'e 7 Ekim'den bu yana jet yakıtı veriyor. Evet, Gazze'yi bombalayan uçakların yakıtı Türkiye'den gitti. İkiyüzlülük böyle bir şey herhalde ifadelerini kullandı. 26 Mart'taki Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporunda İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere yer verilirken, İsrail ile 99 ürünün ihracatının yapıldığı listede barut ve diğer patlayıcı maddelerin de bulunduğuna dikkat çekilmişti. Ticaret Bakanlığı TÜİK'i de yalanlamıştı. Evet, 6 ay sonra geldi bu karar. Yani İsrail'in Gazze saldırılarının 6. ayında geldi. Ticari kısıtlama yapacağız denildi ama AKP'nin acaba neden bu kadar beklediği de ayrıca merak konusu oldu. Tele1'e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Dışişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel tam AKP işi yorumunu yaptı. Konuyla alakalı kısıtlamanın detaylarının paylaşılmadığına da özellikle dikkat çekti. CHP Ticaret Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir ise ticareti tamamen durdurun çağrısı yaptı. Başka tepkiler de var. Saadet ve Gelecek Partisi mesela İsrail'den kısıtlama kararına yanıt verdiler ve dediler ki paralel tedbirler alacağız. AKP, Gazze'de katliam yapan İsrail'e ihracat kısıtlaması için tam 6 ay bekledi. 54 ürün grubuna kısıtlama geldi ama tartışmalar bitmedi. Görüyorsunuz işte elektrik kabloları. Tele1'e konuşan CHP Dışişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, 6 aydır devam eden savaş sonrası gelen kısıtlama kararına tam AKP işi yorumunu yaptı. Tam AKP işi diyerek başlayayım. Demek ki getirebiliyorsunuz, daha önce de bunu yapabiliyordunuz. 6 ay boyunca neyi beklediniz? Paranın, yani doların rengi yeşili, İslam'ın yeşiline, yani Filistin davasına üstün çıktı. Uzgel, İsrail'e ihracat yasağı getirilmediğine dikkat çekti. Kısıtlamanın neyi kapsadığınınsa açıklanmadığını ifade etti. Kısıtlama ne demek ya? Kısıtlama olur mu? Yani şimdi o kadar ucunu açık bırakmış ki. Bir yasak değil, yani ihracat yapmayı yasaklamıyor bu malzemelerin satın. Ve neden 54 tane? Yani kullanım kısıtlaması mı, fiyat kısıtlaması mı? Yani hiçbiri belli değil. CHP Genel Başkan Yardımcısı açıklanan listenin İsrail'le ticaretin büyüklüğünü itiraf ettiğini söyledi. Kısıtlama falan olmayacak, ben size söyleyeyim. Yani ticareti bunlar devam ettirirler. Adına kısıtlama derler. 5 gemi gidiyorsa 4 gemiye iner geçici olarak. Biraz yavaşlatırlar ama bunu devam ettirirler. İsrail'le ticaret çok karlı muhtemelen ve bu kardan vazgeçmek istemiyorlar. Arada da bizim gözümüze böyle bir şey sokmaya çalışırlar. Buyurun işte bunları da kısıtladık deyip hani toplumun tepkisini azaltmaya çalışacaklar. Ama yaptıkları şey ters tepti. Çünkü şu açığa çıktı. Kendi kendilerini aslına bakarsanız ele verdiler.
Yani biz 6 aydır bunları zaten bol bol satıyorduk. Şimdi belki hani sizden çok tepki geldi. Biraz kısıtlarız. Dolayısıyla kendilerini de yalanlamış oldular. Bu bir aynı zamanda bu bir itiraf belgesidir. Benden büyük olduğu için devamlı çalışmış. Kendi de şirkete hak görüyor şimdi. CHP Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Volkan Demir de kararı değerlendirdi. Kısıtlama kararının saldırılar başladıktan 185 gün sonra alındığına vurgu yaptı. Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. İktidarı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen, haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. İsrail'e ihracat konusunu aylardır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdik. Peki bu ihracat kısıtlamaları için neden 6 ay beklediniz? Uyarılarımızı neden dikkate almadınız? CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ise İsrail'e ticaret kısıtlaması kararını halkımız aldı. Ticaret Bakanlığı sadece açıkladı dedi. Bunun için 14 bininci çocuğun öldürülmesini mi beklediniz yoksa seçim yenilgisini mi? Bu kararı halkımız aldı. Ticaret Bakanlığı sadece açıkladı. Sarayın ne kadar üzüldüğünü hepimiz tahmin ediyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ticaretin tamamen durdurulmasını istedi. Madem ki başta uçak yakıtı olmak üzere birçok sevkiyatı durdurma kudretiniz vardı, madem ki malzemelerin Filistin'e gitmesi söz konusu değildi, o halde 7 aydır Gazze'de devam eden soykırıma malzeme taşıyan hattı neden kesmediniz? Yalnızca 54 kalemlik yaptırım yetmez. İsrail'le devam eden ticareti tamamen ve derhal durdurun. Hava sahamızı İsrail'e giden uçaklara kapatın. İsrail'e başka ülke gemilerinin de bizim limanlarımız üzerinden ticaret yapmasını engelleyin. Bütün ulaşım hatlarını kesin. Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İsrail'e ticareti devlet değil özel sektör yapıyor açıklamasına atıf yaptı. Neymiş? Demek ki ticareti özel sektör yapsa da devlet kısıtlayabiliyormuş. Öte yandan İsrail'den Türkiye'nin 54 ürüne ihracat kısıtlaması kararına ilk tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaklarını söyledi. Erdoğan, Hamas katillerine verdiği destek uğruna bir kez daha Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını feda ediyor. İsrail, şiddete ve gasplara boyun eğmeyecek. Ticaret anlaşmalarının tek taraflı ihlaline göz yummayacak ve Türkiye'ye karşı Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacaktır. İsrail'in Türkiye'nin ihracatını engelleyeceği ek bir ürün listesinin hazırlanmasını emrettim ve ayrıca ABD'ye ve kuruluşlarına Türkiye'ye yaptırımları durdurmalarını ve Türkiye'den ürün ithalini önlemelerini ve Amerikan Kongresi'ndeki arkadaşlarımıza boykot yasalarının ihlallerini incelemelerini ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını emrettim. Yani kısacası görünen o ki AKP'nin yaptım olduğu 6 ay sonra karar verdim. Ben kısmi olarak İsrail'e ticareti kestim. O kadar da kolay bir mesele değil. İsrail'den nasıl bir yaptırım gelecek onu bilmiyoruz. Şimdi gelelim yandaş basına. Şöyle bir şey yazmışlar mesela. İsrail'le ticaret koca bir yalan. Seçim öncesi AK Parti hükümetine yönelik iftira kampanyası başlatan CHP'nin fondaş medyasının İsrail'in barutu Türkiye'den tarzındaki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı Ticaret Bakanlığı'nın derlediği verilerle ortaya kondu diyor. Gayet iddialı bir şekilde fondaş medya olarak işte bizleri ve benzeri medya kuruluşlarını kastederek yalan söylediğimizi itiraf etmiş. Acaba bu iddia etmiş. Bakalım bu saatten sonra bir özür dileyecekler mi? Beklemiyoruz da böyle bir şey. AKP'nin İsrail'le ticari ilişkileri kesmemesi toplumun her kesiminde tepkiyle karşılandı. Yani buna sadece siyaset dahil değil. Görüyoruz insanlar sokaklara çıktılar, protestolar yaptılar. Hatta bir kısmı maalesef kötü muameleye maruz kaldı. Her kesimden tepki geldi. Seçim sürecinde bakanlara ve belediye başkanlarına gelen tepkiler, İstiklal Caddesi'nde gençlerin protestoları ve Filistin halkının Türkiye'ye ne kadar kırgın olduğuna yönelik mesajlar göndermesi bu medya tarafından yine görmezden gelindi. AKP hep aklanmaya çalışıldı. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması yandaşların tüm yalanını da bu şekilde ortaya çıkardı. İsrail'e getirilen ticaret kısıtlaması sonrası yandaş basının hükümeti korumak için yaptığı haberler akıllara geldi.
Öyle ki İsrail'e yapılan ticaret belgelerle ortaya çıkarken Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları... Ülkemizden mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların da birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın verileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun sayılarına karşın yandaş basın İsrail'e süren ticareti, hükümete karşı yükselen tepki seslerini susturmak için inkar etti. Yeni akit karardan bir gün önce İsrail'e ticaret koca bir yalan manşetiyle çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması yeni akitin koca yalanını da ortaya koydu. Yeni akit Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasını ise Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika 54 ürün grubunun İsrail'e ihracı yasaklandı başlığıyla duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen haber gazetenin internet sitesinde ana sayfada yer almadı. Ekonomi bölümünde alt sıralarda kaldı. İsrail'e ticarette AKP'yi aklamaya çalışan haberleri yapanlar arasında Kurtuluş Savaşı'nı dünyaya duyurmak için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı da var. Anadolu Ajansı ticaretin İsrail'e değil Filistin'le yapıldığını öne süren bir haber paylaştı. Haberi Filistinli tüccar Mahmut Elveher ve iş insanı Abid Elveher, Türkiye'den çelik ve diğer ürünlerin ithalini Filistinliler için önemini değerlendirdi başlığıyla duyurmuştu. Haberde İsrail'le ticareti kesmek, Filistin'le ticareti kesmek demek ifadesi dahil kullanılmıştı. Anadolu Ajansı, Ticaret Bakanlığı'nın kısıtlama kararını ise Türkiye'den Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kararı başlığıyla duyurdu. Gazze'de katliam yapan İsrail'le AKP arasındaki ticari ilişkileri aklamaya çalışan yandaş basının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Evet, bu mücadelenin akılda kalan bir görüntüsü daha var. Özür diliyorum, mecliste yaşanmıştı. AKP'nin İsrail politikalarını Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar diye eleştirirken fenalaşıp yaşamını yitirmişti Saadet Partili Hasan Bitmez ve ihracat kısıtlaması kararı sonrası alındı. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. İsrail'le ticaret kısıtlaması kararı, meclis kürsüsünde fenalaşarak yaşamını yitiren Hasan Bitmez'in sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Filistin'de soykırım yapıyor, Gazze'de soykırım yapıyor. Biz diplomatik ilişkilerinizi kesin, gemi göndermeyin dedik, gönderiyorsunuz. Bu sözleriyle meclis gündeminde AKP'lilere seslenmişti. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlilerin kanı var. Kalbi daha fazla dayanamamış, kürsüde fenalaşmıştı Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez. Vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız, tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız, Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bitmez kaldırıldığı hastanede müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ne Hasan Bitmez'in sözleri unutuldu ne de AKP milletvekillerinin o kürsüde fenalaşırken sarf ettiği sözler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşime 20 dakika ara veriyorum. Tüm tepkilere kulağını kapatan iktidar aylar sonra İsrail'le ticaret kısıtlamasına gitme kararı aldı. Tepkiler sonrası AKP iktidarı 54 kalemde İsrail'e ihracatı durdurdu. Aralık 2023'te mecliste AKP'nin İsrail politikalarını eleştirirken yaşamını yitiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, karar sonrası sosyal medyada bir kez daha anıldı. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Bitmez'i, adamlık, adanmışlık, herkesin sustuğu zamanda İsrail'le devam eden ticareti, iktidarın riyakarlığını mecliste haykırmıştı. İsyanı vicdan oldu. Mekanın cennet olsun Hasan Bitmez paylaşımıyla andı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hasan Şencan da unutmayın sakın diyerek hatırlattı ve meclis kürsüsünde AKP'nin yüzüne gerçekleri haykırırken vefat eden Hasan Bitmez'i de saygıyla analım, Özlem Zengin de bu fotoğrafla anılsın ifadelerine yer verdi.